Biraz korkuttu ama şimdi iyi. Öyle değil mi Tüçeciğim? Elif, yoksa sen mi iyileştirdin Tuğçe'yi? Hani ben hasta olduğumda beni iyileştirmiştin ya. Öyle mi tedavi ettin? Evet, şakacıktan. Peki, sen büyüyünce ne olacaksın bakalım? Büyüyünce doktor olacağım. Aslında öğretmen de olmak istiyorum. Aslında avukat da olmak istiyorum. Sadece bir tanesi olabilirsin akıllım. Biliyorum. Ben de bir tanesini seçerim. Peki sen büyüyünce ne olacaksın Tuğçe? Sirkte çalışacağım. Sirk mi? Ne yapacaksın sirkte alıcı? Aslanları terbiye edeceğim. Belki kraliçe de olabilirim. Gerçekten harika bir kariyer planı. Ben kuş çizmeyi öğrenmek istiyorum. Tamam. Sana çok basit bir yöntem göstereyim o zaman. Ben de görebilir miyim? Elbette. Önce şöyle bir şey yapıyoruz. Sonra bir yuvarlak daha. Ve ucuna bir üçgen. Aa, ne kadar kolaymış. Gagasını da yapacak mısın? Evet. Evet, çok kolaymış. Bunu ben bile yaparım. Al bakalım. Hadi deneyin ikiniz de. Kolay gelsin. Kurabiye getirdim size. Çok teşekkür ederiz. Şöyle kenara koyalım. Ben birazdan yediririm onlara. Tamam o zaman. Selim Bey'in durumu hakkında bir haber var mı? Bekliyoruz da bir haber yok henüz. İnşallah ciddi bir şey değildir. İnşallah. Nazar değdi diyorum ben. Nasıl iyi bir oğlandır, nasıl iyi. İçi dışı bir, pırıl pırıldır maşallah. Güzel Mevlam onu ailesine, bize bağışlar inşallah. Dua ediyorum sürekli. Çocuklar duyarsa çok üzülürler. Duymasınlar şimdi. Ay, kusura bakmayın. Selim Bey'i çok severim de kendi kardeşimden farkı yoktur yani. O yüzden tutamadım kendimi. Neyse, ben çıkayım da siz çalışmaya devam edin.